Anne olmak bunu gerektirir. Kendi odamızı süsledik. Hiçbir problem yok. Yeni yıla hazır. Mia'nın odasını süsledik. Yeni yıla hazır. Peki ya kuşlarımızın odasını süsleyip yeni yıla hazırlamayalım mı? Tabii ki hazırlayalım dedik ve Mia ile birlikte, kartopu ile birlikte, Paşa ile birlikte kuşlarımızın odasını yeni yıla hazırlıyoruz. Öncelikle yeni yıl ağacımızı bu şekilde yerleştirdik. Onlara da şirinleri oyuncakları koyduk. Sonrasında şöyle bir döndük ve cam yatağında hazırlamaya karar verdik çünkü burası onlar için ışıl ışıl buradan dışarıyı izliyorlar ya biraz da hava atsınlar arkadaşlarına. Desinler ki bizim bakın cam yataklarımızda bile yılbaşı süsleri var. Öyle heyecanlandık. Kartopu da burada bana yardım ediyor. Ve biraz sonra bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Çok çok güzel oldu. Işıl ışıl oldu benim çocuklarımın odaları. Ve onlar da bence çok çok beğendiler diye düşünüyorum. Mia da burada kıskançlık krizlerine girdi mi girmedi mi siz karar verin. <laughs> o benden de heyecanlı diyebilirim. Mia da gerçekten kardeşlerini çok seviyor. Bendeki çocukların hepsi benim için ayrı ayrı önemli, ayrı ayrı değerli. Canlarımı çok severim. Ve bitmiş hali. Mia burada tabii ki birazcık herhalde bana kızgınmış gibime geliyor. Odada kurutucu vardı onun üstüne koydum. Bu şekilde. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın oldu mu? Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın ve lütfen hemen şu köşeden abone ol tuşuna basmayı unutmayın oldu mu? Öptüm.